Merhabalar. Bugün zaman rölesinin çıkışına motor nasıl bağlanır? Bundan bahsetmeye çalışacağız. Çıkış tarafı yani röle tarafına motor nasıl bağlanır? Elimizde bir adet dijital zaman rölesi ve bir adet kuluçka motoru bulunmakta. Daha çok kuluçka sistemlerinde kullanılan bir motor. Gördüğünüz gibi iki tane ucu var arkadaşlar. 220 voltta çalışıyor. Şu kablo terminali yardımıyla buna iki tane kablo bağlayacağız arkadaşlar motorun ucuna. İlk yapmamız gereken iş motorun iki tane ucuna kablo çıkartmak. Onun için de şu kablo terminalini kullanıyoruz. Her işte güvenliği ön planda tutmalıyız bu arada. Evet, bağladık. Makaron yardımıyla da arkadaşlar biraz daha işimizi düzgün yapalım. Makaronumuzu ısıtıyoruz. Amaç orada yalıtım yapmak. Yani kabloyu izole ediyoruz biraz daha. Herhangi bir dokunmaya karşı önlemimizi alıyoruz aslında. İkinci kablomuzu da bağlıyoruz. Makaronumuzu takalım. Motorumuza kablolarımızı geçiriyoruz arkadaşlar. Zaten sizin kullandığınız motor türlerinde de iki tane genellikle kablo bulunacak. İki tane şu an kablomuz var. Bağlantıya geçelim. Evet arkadaşlar, bakın CB, COM ve CK uçları var. Yani COM, CK ve CB. Yani normalde kapalı, normalde açık ve COM ucu. Tabi bu zaman rölesi için çok fazla fark etmiyor. Bu uç değiştirebiliyor. Ne yapıyoruz? Motorumuzun bir ucunu, kablosunu COM ucuna giriyoruz arkadaşlar. Ortak uca. Ortak ucu kesinlikle kullanmak zorundayız. COM ucuna giriş yaptık. Şimdi bir tane 220 volt kablo buluyorum arkadaşlar. İki ucu açık olması lazım. Diğer ucu erkek olacak. Erkek tarafının karşılığı da açık olmak zorunda. Bakın şu şekilde bir kablo. Bu kabloyu bir ucunu Clemens'e gireceğim. Bir ucunu Clemens'e girdim. Yani motorun bir ucunu Clemens'e giriyorum. Daha sonra 220 volt kablomun da bir ucunu Clemens'e gireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Eğer bu konuda herhangi bir bilginiz yoksa elektrikle uğraşmayınız. 220 voltla uğraşmayınız. 220 volt tehlikelidir. O yüzden önlemimizi alacağız. Her zaman almak zorundayız. Şu an 220 voltla uğraşacağız. Yalıtımınızı yapıyorsunuz ve elektrik yani enerji altında çalışmıyorsunuz. Şu an prizler takılı değil. Kesinlikle enerji altında çalışmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne timer bağlı ne de motorun olduğu elektrik kısmı bağlı. Şimdi timer kısmının yalıtımını yapalım. Siz bu yalıtımını biraz daha fazla yapın. Hatta şu kabloları da ben birazdan söküp tekrar bağlayacağım. Clemens'in yalıtımını da yapalım. Elektrik bantıyla yapıyoruz arkadaşlar. Şu kabloları dediğim gibi tekrar söküp tekrar takacağım. Şu an gördüğünüz üzere tam da düzgün olmadı, düzgün bağlanmadı.
Evet, devremiz hazır. Şimdi enerjimizi vereceğiz sırasıyla arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi yine de elektriğe dikkat ediyorsunuz. Eğer bu işte uğraşmadıysanız uzman birinden yardım alınız lütfen. Şu an bakın ikisinde enerjisini verdiğim. Şu an çalıştı motorumuz. Tekrar sarıyor. Bu motorun tabi bir dezavantajı var arkadaşlar. Sargılarda kolay bulduğu yöne doğru dönüyor her seferinde enerji geldiğinde. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden herkese kolay gelsin diyorum.